Merhaba Metin. Merhaba Serdar, ne haber? İyi valla biz gördüğün gibi ofis ortamında çalışıyoruz. Senden ne haber? İyi, biz de tam tatile çıkmıştık. Bu webinar da öyle güzel bir zamana denk getirmişsin ki. Tatil matil kalmadı tabii. Sağ ol. Çünkü çok komik bir şey yaşadım. Ben tabii hani bu kadar yani bakir bir yere gelmek istiyorduk ama bu kadar bakir olacağını pek düşünmüyordum. Burada internet falan yoktu. Dolayısıyla hani aşağı yukarı geldi yani dün akşam vardık ama o zamandan beri şu bağlantı için uğraşıyorum. Sonra tabletle olamayacağını öğrendim. İşte laptop buldum falan. Yani bir tatil borcum var bana öyle diye. Canın sağ olsun. Ben seni uzaya göndereceğim. Teşekkür ederiz. Ertelemedik yine de. Geçen Estağfurullah. haftaydı. Bu haftaya bizim suçumuz oldu. Erteledik. Ama güzel şeyler konuşacağız. Dinleyenler de umarım beğenir. Herkese hoş geldiniz diyorum ben de. Evet, hoş Dinleyenleri de. geldin. Bike'den de özür dilerimi kabul etmesini rica et. İletirim, iletirim. İstanbul'da güzel bir akşam yemeğiyle telafi ederiz. İnşallah, inşallah. Bugün şimdi biraz yeni normali, müşteri hizmetlerini, çağrı merkezini, teknolojiyi konuşalım istiyoruz. Zaten hep aramızda sohbet ettiğimiz şeyleri biraz dinleyenler için de aslında çerçeveleyelim. Güzel bir sohbet olsun diye başlayalım düşünüyorum. Ben ilk Metin sana şeyi sorayım. Pandemi nasıl etkiledi sizi? Her webinarın geyik olan ilk sorusuyla başlayayım. Şey, dezenfektandan başlamayayım ama istersen Ya sen hangi her maskeyi yerini. aldın? N95'i mi aldın? 3 katlıyı mı aldın? Mavi olanı mı aldın? Ya tabii şey, 11 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsam ilk vakanın tespit edildiği gün. Tabii yurt dışında da bir takım hani konular yaşanıyordu o arada. Biz globalden de bu süreci takip ediyorduk. Yani bizim iki tane büyük challenge'ımız oldu bence. Hani bütün çağrı merkezleri için bunu söyleyebilirim. Bir tanesi insan sağlığı. Çünkü biliyorsun biz çok sayıda insanla kalabalık ortamlarda çalışan organizasyonlarız. Dolayısıyla biraz da sıkışık oturuyoruz. O 1,5-2 metre kuralının aksine bir durumumuz var. Dolayısıyla insan sağlığı bir anda birinci sıraya oturdu ve bununla ilgili endişe ettik. Bizim şirketimizde 6.500 çalışanımız var. Dolayısıyla hani birinin başına bir şey gelirse bu yayılabilir ve bizi üzebilir diye endişe ettik. Dolayısıyla bütün çağrı merkezlerinin bence iki büyük challenge oldu. Bir tanesi insan sağlığı açısından herkesi ofisten uzaklaştırmak. Ama bir taraftan da hem müşterilerimize hem de kendimize bir sözümüz var. Yani sistem sürekliliği ve hizmetin devamlılığı. Dolayısıyla hani bir taraftan ofislerden çıkacağız, bir taraftan da evlere geçeceğiz ama evden de bütün sistemleri, bu sadece çağrı merkezi altyapısı değil, CRM sistemlerini de ayağa kaldırarak o sistem sürekliliğini sağlamak ve hizmetin devamlılığını sağlamak. Dolayısıyla o iki büyük challenge'ı da biraz korktuk, endişe ettik. Açıkçası 3-4 hafta gece gündüz süren operasyonlar yürüttük. Kriz masaları oluşturduk. Ama çok şükür 6.500 arkadaşımızı burnumuz kanamadan taşımayı başardık. Bütün sistemlerimiz, yüzün üzerinde müşteriye hizmet veriyoruz. Tamamı da şu anda çalışır vaziyette. Dolayısıyla hani o iki büyük challenge'ı iyi atlattığımızı söyleyebilirim. Bu arada hani biliyorsun ben dernekte de görev alıyorum, yönetim kurulundayım. Orada da üyelerimize, diğer çağrı merkezlerimize baktığım zaman onlar da gayet hani güzel bir şekilde bu süreci eve taşıma ve evden hizmet verme sürecini atlatmış vaziyetteler. Yine sektörde de pandemiden etkilenen insan sayısı oranı ya da adedi oldukça yüksek. Herhalde bütün sektörde 100-150 kişiyi geçmez toplamda bizim Evet doğru. karşılaştığımız vaka sayısı. Ya benim şey ilgimi çekiyor en çok. Ben onu sana danışmak istiyorum. Şimdi bu pandemi sürecinden önce konuşuyor olsaydık çağrı merkezi teknolojileri, çağrı merkezi operasyonları, sürdürülebilirlik dedin. Siz çok hayati bir iş yapıyorsunuz. Yani gece gündüz aranıyorsunuz. Sonuçta hiç kimse çağrı merkezini muhtemelen teşekkür için aramıyor bildiğimiz gibi. Bir derdi, sorunu için arıyor. Ve sizin hiçbir tatbikatınız, hayaliniz veya planınız olmayan bir olay gerçekleşti, pandemi. Ve bundan önce de çağrı merkezlerinde konuştuğumuzda yöneticileriyle
aslında evden çalışmaya çok sıcak bakılan bir dünya değildi. Özellikle Türkiye'de genelde herkes lokasyon alıyor, lokasyon açıyor. Hatta lokasyon açmakla övünülüyor. Öyle bir ortam vardı, 11 lokasyon, 13 lokasyon. Ve bu beklenen, planlanan, tatbikatı yapılan bir şey değildi. Ama gördüğümde çok hızlı bir tepki verdiniz. Ve bayağı da kazasız belasız geçti. Neredeyse sektörün birçoğu kazasız belasız geçti. Ve gördüğüm kadarıyla da mutlusunuz. Bunda neyin etkisi oldu? Yani teknolojinin etkisi oldu mu? İşte insanların motivasyonunu nasıl yönettiniz? Bu süreci nasıl atlattınız? Hani aradaki Ya süreci. şöyle söyleyeyim, aslında sadece biz değil, hani çağrı merkez sektörü değil, birçok şirket aslında dijitale ve uzaktan çalışmaya hazır vaziyette. Ama bir şeyin bizi ittirmesi gerekiyor. Bir şeyin bizi zorlaması gerekiyor. Yani kapsamlı dönüşümler çok kolay olmuyor. Bu pandemi o anlamda bir rönesans niteliği taşıyor bence. Çünkü bizi bazı şeylere zorladı. Yani Evet. aslında altyapı olarak hazır olduğumuz, teknoloji olarak hazır olduğumuz ama mental olarak, hani zihinsel olarak hazır olmadığımız konularda bizi biraz zorladı ve bunu başardık, öyle diyeyim. Dolayısıyla altyapılar zaten buna uygundu. Ama biz, bilmiyorum artık, kontrol, denetim, işte efendim insanlar evde olursa acaba bunu kontrol altında tutamaz mıyız? İnsanlar çalışmaz mı? Acaba kaytarırlar mı? Hani gibi kaygılarla belki de hani şimdi düşündüğüm zaman böyle düşünüyorum. Belki de buna bir türlü geçmeye cesaret edemiyorduk. Tabii bir şey bizi buna zorlayınca bunu yapmak zorunda kaldık. Ondan sonra da hani biz şunu gördük. Ekibimiz, hani sağ olsun, 6500 çalışanımızın tamamı, şirketi de bizleri de müşterilerimiz de çok iyi sahiplendiler. Ve bizim, açık söyleyeyim, hani devamsızlık vardır bizde, çağrı merkezinde bir hastalıktır. Devamsızlık oranımız düştü. İşten ayrılmalarımız azaldı. Bütün müşteri KPI'larında, burada müşterilerimizden de belki dinleyiciler vardır, onlar da teyit edecektir diye tahmin ediyorum. Bütün KPI'larda daha iyi hale geldik. Ben de Ama onu tabii soracaktım. Müşteri davranışlarınız. bütün ekibimiz ama büyük bir özveriyle şirketi sahiplendiler bu dönemde. Bunun da etkisiyle biz aslında bu sistemin çalıştığına ve çalışabildiğine tanık olduk. Bu da çok kıymetli. Bir şey ekleyeceğim Serdar. Tabii. Çünkü işin doğasında şu var. Yani aslında çalışan her gün, bir de bizim hani ülkemizde toplu taşıma da kolay olmadığı için yol gerçekten bir problem. Evet. Anadolu Avrupa yakası, özellikle İstanbul'da büyük şehirlerdeki trafik derken, çalışanlar aslında her gün şirketlerine gitmek istemiyorlar. Bu yolu ve mesafeyi daha verimli, hayatları için daha verimli kullanmak istiyorlar. Ama öbür taraftan hani ben hasbelkader genel müdürüm, şirket yöneticisi gözüyle baktığım zaman ben de işte 50 bin metrekare kapalı bir tesiste işte milyonlarca dolar yatırım yaptığım ve bunun işletiminin oldukça maliyeti oldu ve buna rağmen kimseyi memnun edemediğin bir ortamda, hani ben de tabiri caizse işveren olarak ben de bunu istemiyorum. Dolayısıyla hem çalışanın hem tabiri caizse patronun aslında ortak bir şeyi var. Hani buluştuğu bir nokta var ama bir türlü bunu realize edemiyorduk, hayata geçiremiyorduk. Dediğim gibi bir şey bizi zorlayınca bence bu konuda çok güçlü bir adım atıldı. Ben zaman içinde bunun devamının da belirli ölçülerde, bugünkü gibi değil ama biraz daha normalleşerek benzer seviyelerde kalabileceğini düşünüyorum. Teyplerin hızlı sarma butonu olur ya, bizim iş yapış şeklimizi ben ona benzetiyorum. Hızlı sarma tuşuna basıldı. Biz birden yeni bir düzene adapte olduk. Peki Metin, ben bizim müşterilerde de oldukça değişim gözlemliyorum. Sonuçta biz de iş ortağıyız, ortak müşterilerle çalışıyoruz. Müşteri davranışlarında ne gibi değişimler oldu? Yani çağrılarınız mı arttı, farklı kanallar mı açıldı, teknolojik kullanım mı arttı? Her şey iyi gitmemiştir yani, kötü giden de bir şeyler vardır. Ondan da belki izleyicilere biraz ne dersler çıkardık, onlardan da bahsedebiliriz. Ben benim Ben taraftakileri anlatabilirim, sen tamam senin tamam taraftakileri şöyle diyeyim, öncelikle anlatabilirsin. hani iyi atlattık derken tabii neyle kıyasladığımız çok önemli.
Ben iyi atlattık derken hani bir taraftan turizm sektörüne bakıyorum. Bir taraftan havacılık Havacılığa sektörüne bakıyorum. bakıyorum. Bir Maalesef. taraftan işte eğlence sektörüne bakıyorum. Restoranlara, kafelere bakıyorum. Alışveriş merkezlerine bakıyorum. Buralara baktığım zaman burada müthiş yaralar alındı. Bunlarla kıyaslandığında bizimki hani şükretmemiz gereken bir seviyede. Dolayısıyla eskisinden daha iyiyiz demek doğru olmaz. Kayıplarımız oldu. Biz havacılık sektöründe, otomotiv sektöründe, birçok önemli sektörde, küçülen bazı Maalesef. sektörlerde ya da yara alan bazı sektörlerde çok kıymetli müşterilerimize hizmet veriyoruz. Oralarda ciddi anlamda küçüldük. Ama hani diğer taraftan da e-ticaret sektöründeki neredeyse tüm oyuncularla birlikte çalışıyoruz ve bunlar çok güçlü kurumlar ve bu dönemde de süpermarket olsun, e-ticaret olsun, buna benzer sektörlerde hızlandığı için biraz olsun o yarayı sarmayı başardık. Öyle ifade edeyim. Bilmiyorum sizde nasıldı Serdar? Şimdi biz zaten tanıyorsun, hani beraber de çalışıyoruz. Bizim için de öğretici bir süreç oldu. İnanmadığımız şeylere inancımız değişti. Uzaktan çalışmanın verimliliği gibi, işte ekibin online collaboration'ı gibi, online olarak toplantıların verimi gibi birçok alanda çok büyük faydalar sağladık. Daha odaklı toplantılar yapmaya başladık şirket içerisinde. Biz bir de teknoloji üretiyoruz, biliyorsun, işte analitik veya asistanlar gibi. Zaten bizim teknolojilere talep çok arttı. İşte dijital asistanlar, botlar, chatbotlar, voice botlar, sesli IVR'lar, onlara talep çok arttı. Onlarla beraber müşterinin hayatını kolaylaştırmaya çalıştık. Müşterilerle olan ilişkilerimizin de boyutu değişti. Eskiden her şey belki zor oluyordu. Yani destek süreçleri zor oluyordu. Atlayıp uçağa gidiyordun, müşteriye gidiyordun, kurulumlardı. Online iş yapış şekline müşterilerle beraber biz de adapte olunca proje yapış süreleri de bence kısalmaya başladı. Müşteriler de bunun faydasını anlamaya. Eskiden inanmadıkları şey, belki biz ısrar ediyorduk şöyle yapalım diye. İnanmadıkları şeyleri inanır oldular. Tabii yani bizim için gelecek veya pandemi süreci birçok şey öğretti, avantajlar sağladı, ama senin dediğin gibi bizim de müşterilerimiz olan bazı sektörlerde çok kötü duruma geldi. İşte onları da elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Ama ben bu eve geçişle beraber, ya yani bunun birçok %70'inin kalıcı olacağını düşünüyorum. Kalıcı olduktan sonra neler yapmalıyız? Oturup bence bunları da düşünmeliyiz. Yani bir müşteri temsilcisi evde hizmet veriyor, evet, ama her şey de mükemmel değil. İnternet ortamı var mı? Çektiği kat nerede? İşte onu nasıl analiz edeceksin? Speech Analytics'te biz buna online analytics ekledik. Online analytics'te evde çalışan agentların nasıl analiz edileceğini düşünüyoruz. Yani bizim teknolojileri de Tabii. değiştirmemiz gerekiyor ve adapte etmemiz gerekiyor. İşte botlarla sipariş sorgulamaları getirdik, ama onun da analizi önemli. En çok müşteri hangi alanlarda peak yapıyor, hangi alanlarda en çok aramalar geliyor gibi bir sürü konular hayatımıza giriyor ki seninle konuşuyoruz bunları. Bu arada ben bir hatırlatma yapmak istiyorum izleyenlere. Soruları type ederek, yazarak sorabiliyorsunuz. Ben buradan okuyorum. Metin Bey'e ileteceğim. Bir tane soru gelmiş Metin. İstersen araya Olur olur geçeyim, sana tabii ki yönlendirmek tabii ki. istiyorum. İnteraktif geçsin yani. İki soru oldu. Birinci soru şu: pandemi sürecinde müşteri hizmetleri otomasyonu konusunun daha vurgulu biçimde gündeme geldiğini görüyoruz. Sizce BPO, yani sizin gibi business process outsourcing'ların bu trendle kurduğu ilişki tam olarak nasıl gelişecek? İnsan yapay zeka melezi çalışma tarzının BPO'larda ağırlığının artacağını düşünüyor musunuz? Yani Aslında ha? ya ikimizin Buyur. Katolik evliliğini soruyor. Şöyle ifade edeyim. Aslında burada iki tip hibritten bahsediyorum ben bu pandemiyle birlikte. Bir tanesi ev ofis hibriti. Yani artık çalışanlarımız evden ve ofisten hibrit modelde çalışacaklar. Bu tabii özellikle evden çalışmada tabii tüm Türkiye'deki yetenekleri de aslında kullanmamızı ya da değerli olacak. Yani sizin sektörde mesela yazılımcı bulmak çok zordur ama Evet. bugün
Türkiye'nin herhangi bir ilinin herhangi bir ücra köşesinde çok yetenekli bir arkadaşımız olabilir. Dolayısıyla bu evden çalışma hibrit modeli yapılandığında bence yeteneklere ulaşma oranımızda, hızımızda çok ciddi artışlar olacak ve bence ülke içindeki işsizliği de belirli ölçülerde azaltacağız. Bir hani orayı şey yapayım. İkincisi yine evden çalışmanın şöyle güzel bir tarafı var. Bizim birçok arkadaşımız istemeyerek bizden ayrılıyor. Çünkü çocuğu oluyor, bakıcısı yok. Kendisi bakmak zorunda ya da ailesinde bir rahatsız, hasta kimse var ona sahip çıkmak zorunda. Ya da engelli arkadaşlarımız var. Ofise gelip gitmekte çok zorlanıyorum. Kusura bakmayın ben ayrılıyorum diyor arkadaşlarımız. Bütün bunların da önü açılacak. Dolayısıyla bu hibriti ben çok doğru buluyorum ve çok beğeniyorum ve hani inşallah da bunun kalıcı olması için biz de sektör olarak da tüm Türkiye olarak da elimizden geleni yaparız. Tabii ki İkinci hibritte teknoloji. ikinci Tabii ki hibritte teknoloji her şeye yetmeyecek. tabii Hibrit tabii. bir yapıya gidilmesi lazım. Tabii. İkincisi de şu, insan ve yapay zekanın hibritini konuşmaya başlamamız gerekiyor. Aslında bunu belki konuşuyoruz ama yine bizi bu anlamda ittiren bir şeyin, zorlayan bir şeyin olması gerekiyor. Bir tarafta işte bizim gibi çağrı merkezleri kendi yolculuğunu devam ettiriyor. Bir tarafta sizin gibi insansıza yatırım yapan, teknolojiye yatırım yapan şirketler standalone kendileri bir yol gitmeye çalışıyor. Belirli ölçülerde işbirlikleri biliyorsun yapıyoruz zaten. Ama belli ölçülerde de herkes kendi yolunda ilerliyor. Tabii bu yolculuğun müşterilerimiz açısından şöyle zorlukları olabiliyor. Bu öyle bir şey ki bu birlikte çalışmak zorunda Serdar. Hani ona inanıyorum. Yani Ben de önce aynı. belki bota düşmeli ya da belirli konular bota düşmeli, yapay zekaya düşmeli ama ondan sonra da o soru cevaplanmadığında o loop'a giriliyor ya hani Evet, girilme anlamadım, hareketine. anlamadım, yine anlamadım. Hani bunlar yaşanabiliyor. Biliyorsun anlama oranında %100 seviyelerinde değil. İlla ki bir takım şeyler olabiliyor, aksilikler 99. olabiliyor. Ha, 99. Bunu kullananlara da soralım. Ama 99 olsun o 1 bile çok kıymetli. Tabii ki. Dolayısıyla orada kimsenin suratına telefonu kapamamamız Aynen. lazım. Yine çok sofistike konular olabiliyor. Gerçekten hani bu teknolojinin geliştiği dünyada her şey zorlaşmaya başladı. Dolayısıyla bunlarda da zorluklar çekilebiliyor. Ama bunun tabii birlikte çalışarak en doğru süreci, en doğru modeli, hangi noktada işte yapay zeka, hangi noktada insan devreye girecek ve bunun süreci nasıl olacak? Bir yerde bir şey aksadığı zaman nasıl reaksiyon vereceğiz? Bütün bunların belli bir harmoni içinde müşteri deneyimini en üst seviyede tutacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Bu anlamda ben sektörler olarak birbirimize daha fazla yaklaşacağımız bir döneme Evet. girdiğimizi düşünüyorum. Belki Biliyorsun ama Allah'tan hani bizim şöyle bir şeyimiz olmuştu. Hani soruyu soran arkadaşıma da onu söyleyeyim. Bizim bu teknoloji şirketleri ve bizler rakiptik açık söyleyeyim. Ondan sonra bir 7 sene önce ben bu şirkete başladığımda Serdar'la oturduk bir kahve içtik. Dedik bu rekabeti biz bir iş birliğine çevirelim. Bu böyle doğru bir rekabet değil. Bundan hani kimse kazanmaz. En çok da müşterilerimiz ya da nihai müşteriler zarar görür. Dolayısıyla biz o zaman Serdar'la bir iş anlaşması, bir iş ortaklığı modeli tasarladık ve o günden beri de işte belirli ölçülerde bunu oldurtmaya çalışıyoruz ama kolay değil. Ne olursa olsun her iki firmanın, her iki iş yapış biçiminin DNA'sı farklı ama bence pandemiyle birlikte bu konuda ciddi bir adım daha atacağız. Bu arada hani outsource şirket olarak, BPO olarak arkadaşımızın sorduğu soruya cevap biz bu konularda ciddi adımlar atacağız. Yani bu iş ortaklıkları da olabilir, şirket birleşmeleri de olabilir. Buna benzer bir takım adımları ciddiyetle şu anda değerlendiriyoruz. bir başka soru daha var Metin. Konu konuyu açıyor. Güzel bir soru bu da. Home office çalışma düzeninde KPI anlamında iyileşmeler gözlemlenirken kalite ve özellikle KVKK kısmında çekinceler arttı. Çalışanlarla hukuki anlaşmalar bu tip riskleri ortadan kaldırıyor mu? Çalışanın mahremiyeti ve KVKK arasında ince çizgide nasıl yürüyeceğiz? Faik Bey sormuş. Faik Bey'e
Teşekkür ederiz bu doğru ve yerinde soru için diyeyim. Ama tabii şöyle bir dert yaşanıyor. Bu KVKK konusu açıkçası hala hani başı sonu ya da içeriği tam da kurumlar tarafından netleştirilmemiş bir konu. Tabii şöyle oldu. Hani Faik Bey Metin, öyle bir cevap şey vereyim. Metin bir şey Buyurun, daha eklemek buyurun, buyurun. istiyorum. Bir Buyur soruyu da sen de. birleştireyim. Bir de regülasyon Buyurun. sormuşlar Ömer Bey. Regülasyondan beklentileriniz var mı? Zaten ikisi birbirine örtüştüğü için birlikte bahsedersen daha iyi olur diye düşünüyorum. Açıkçası şöyle oldu. Yani ben size şey nasıl bunun operatif anlamda gerçek hayatta nasıl olduğunu tarif etmeye çalışayım. Biz önce eve geçirdik. Yani oradaki regülasyonları açıkçası bypass ettik. Çünkü sağlık vardı gündemde. İnsan sağlığı vardı. Dolayısıyla biz dedik ki biz bir çıkaralım. Herkesi çıkaralım. Şimdi bunun arka tarafını çalışmaya başladık. Orada da evet çalışanlarla kurum arasında bir takım süreçleri yapılandırmaya başladık. Yapılandırmamız da gerekiyor. Ama çok öyle majör bir konu yok Allah'tan. Onu söyleyebilirim. Bir de tabii bizim destek aldığımız İşkur gibi bir takım kurumlar vardı biliyorsun sen de. Bu kurumlar ne yazık ki uzaktan çalışmaya ya da evden çalışmaya izin vermiyor. Dolayısıyla bu dönemde regülasyon sebebiyle ya da İşkur'un yönetmeliği sebebiyle evden çalışanların olduğu bir ortamda İşkur bizleri desteklemiyor, destekleyemiyor. Dolayısıyla İşkur kullanımı yapamaz hale geldik sektör olarak. Bu da bizleri çok zorluyor tabii. Çünkü biz maliyetlerimizi bununla dengelemeye çalışıyorduk. Dolayısıyla hani evden çalışma ile birlikte bazı noktalarda tam istediğimiz şekilde ilerleyemiyoruz. Hani bu konularda ilgili yetkili birimlerle, kamu kurumlarımızla konuşuyoruz. İnşallah o konuda da bir takım adımlar atılacak. Aynı konu bizde de var Metin. Bizler Ama de majör bir durumla bir engelle karşılaşmadık açık söylemek gerekirse. ya bizim sektörümüz de teknoloji yazılım biliyorsun ve bu sektörün kanayan yarısı da hem teknokentler hem Ar-Ge merkezleri. Çok yüksek teknoloji üreten şirketler var ama maalesef devlet kart basmayı zorunlu hale getiriyor. Sen de müşterilerinde Doğru, görüyorsundur. Ar-Ge merkezleri değil Yani mi? Ar-Ge merkezlerinde yani bu sonuçta çağ dışı kalmış bir yöntem. Pandemi başlayınca 2-3 ay boyunca basma zorunluluğu ortadan kalkmıştı. Sonra %50'ye geldi. Şu an bu ay da %50. Ama bizim sektörde de bunun tamamen kalkması bekleniyor. Çünkü biz de evden çalışarak çalışan personel bulabiliyoruz. Yani şöyle düşün, bütün yazılım dünyası zaten dünyada evden çalışmaya doğru gidiyor. İyi yazılımcıyı Türkiye'de işe almak istiyorsan evden çalışarak, kimse gelip ofise kart basmak istemiyor. Kimse yolda 2 saatini harcamak istemiyor. Yani aslında benzer sorunlar birçok sektörde var. Hani girilmesi zorunlu olmayan sektörlerin hepsinde benzer regülatif sorunlar var. Dolayısıyla bu regülasyonları kuran devlet büyüklerinin bütün sivil toplum kuruluşlarını bence dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. İşte sizin Çağrı Merkezleri Derneği burada çok önemli rol oynuyor. İzleyenler bilmiyorsa Çağrı Merkezi Derneği'nde önemli bir görev üstleniyor Metin Bey, eski başkanı, şimdi yönetim kurulu üyesi. Bir de senin uluslararası şapkan var Metin. Hem Ürdün'de hem Vepelp'in Global İcra Kurulu'nda üyesin. Kıyasladığında yani şu anda pandemide yaşananları Ürdün'le veya globalde çok konuşuyorsunuzdur. Ya bir farklılık yaşıyor muyuz Türkiye ile veya bütün dünyada az çok aynı şeyler mi konuşuluyor? Aslında bütün dünyada aynı şeyler konuşuluyor. Hani belki zamanlama farklı olabiliyor. İşte bir taraf daha hızlı evden çalışır hale gelebiliyor. Diğer taraf biraz daha hani geç gelebiliyor. Bazı ülkelerde mesela bizim 40'ın üzerinde ülkede çağrı merkezlerimiz var. Bazılarında mesela sokağa çıkma yasağı şeyden erken geldi. Eve taşınmadan. Öyle olunca bir grup insan hani on O binlerce biraz insan zor olmuş. çalışamaz hale geldi. Ama bunları sonradan toparladık. Dolayısıyla şu anda hani 3 aşağı 5 yukarı bütün dünya belirli noktalarda birbirine yakın bir seviyede ilerliyor.
Bazı ülkelerde normalleşme dediğim şey biraz daha hızlanıyor. Bazılarında biraz daha geç geliyor. Bazı ülkelerde hala sokağa çıkma yasağı var. Ama üç aşağı beş yukarı birbirine yakın ilerliyor diyebilirim. Benim o icra kurulu üyeliğim ya da Ürdün konusu da şöyle oldu. Onu da şey yapayım. Açıkçası bir müşterimizin bir Arapça, Orta Doğu'da açılım talebi vardı. Biz de ona yanıt vermek için Ürdün'de bir girişim başlattık. O tabiri caizse ihale bana kaldı. Dolayısıyla hani çok büyük planlar, programlarla değil, bir müşterimizin talebi üzerine. Ben de o sorumluluğu üzerime aldım. O zamandan beri de 3 yıldır da o konu devam ediyor. İnşallah Diğer çok daha büyük bir tarafı başarıyla da gider orası da. Bilmiyorum. Hani nasıl oldu, niye oldu o icra kurulu üyeliği, ama hani ben de neticede bu kuruma uzun yıllardır hizmet veriyorum. Elimden gelen gayreti gösteriyorum. Güzel işlerde yapmaya çalışıyoruz. Herhalde onun takdiri olsa gerek diye düşünüyorum. Peki biz hep Metin şeyi konuşuyoruz. Herkesin dilinde mükemmel müşteri deneyimi var. Yani sen de mükemmel müşteri deneyimi için çalışıyorsun. Ben de mükemmel müşteri deneyimi için çalışıyorum. Bizim ortak müşterilerimiz de kendi müşterilerine mükemmel müşteri deneyimi yaşatmak için herkes proseslerini dizayn ediyor. Biz bu yeni normalde geleceği nasıl tasarlamalıyız? Yani müşteriyi koyduk merkeze. Mükemmel bir müşteri deneyimi işte, ama mükemmel bir sonuçta insan kaynağı da olması lazım bunun için. Nasıl hazırlanmalıyız şirketler olarak, çalışanlar olarak? Ya aslında zor bir konu ama aslında kolay bir konu. Yani nasıl baktığımıza bağlı. Bir defa bazı şeyleri fark ediyorduk bu pandemi öncesinde de. Ben birkaç toplantıda, birkaç konferansta dilimin döndüğünce onu anlatmaya gayret ettim. Bazı kurduğumuz yapıları yanlış yapmışız dedim. Mesela dünyada bir AHT KPI var. İşte 2 dakikayı geçmeyeceksin, 3 dakikayı aşmayacaksın. Tabii bunu gencecik insanlara anlatırken o da gerçekten 3 dakikada telefonu kapatmak zorunda hissediyor kendini. Bu çalışanların üzerinde yoğun bir baskıya yol açıyor. Ama Ve biz bitmiş değil bazen herhalde bu baskı. Bu baskı daha henüz bitmedi. bitmiş değil ama yanlış olduğu konusunda ben her geçen gün daha da Tabii. şey oluyorum, açıkçası aydınlanıyorum ya da buna inanıyorum. Çünkü mesela bugün biz çok kıymetli markalara hizmet veriyoruz. Bazı ürünler milyon dolarlık ürünler. Bugün BMW'nin bir arabası işte 7 kasası 1,5-2 milyon liradır belki. Yani tam bilmiyorum ama belki de daha pahalıdır. Ve mesela AHT baskısını bunu alabilecek potansiyel müşteriye uyguladığın zaman şirket aslında çok büyük bir şey Evet, kaybediyor. tamam. Yani oradan %3-5-10 tasarruf yapmaya çalışırken çok çok büyük fırsatı kaçırabiliyor. İkincisi, yine bunun aslında bağlantılı olduğuna inandım, service level kavramı. Bence yalan bir konu. Yani müşterilerin %80'ini 20 saniyede, 70'ini 30 saniyede, 60'ını 40 saniyede, 60'ını 30 saniyede. Peki 80'e 20 olsa bile o geri kalan 20'nin içinde kıymetli alıcılar yok mudur? Şirketimize ya da şirketlerimize değer katabilecek kıymetli müşteriler yok mudur? Bugün mesela bir işte lüks araba segmentinde 80'e 20 bence tehlikeli bir servis seviyesi. Ya da bugün inşaat şirketlerinde servis seviyesi, çünkü milyon liralık, milyon dolarlık ev satılıyor. Hani satılma ihtimali var. Hani burada Doğru. öbür 20'sine cevap vermesem de olur ya da 5 dakika hatta bekletsem de olur demiyor olmamız lazım. Dolayısıyla bazı KPI'lerde hatamız olduğunu düşünüyorum ve bu hataların da açıkçası müşteri deneyimini belirli ölçülerde engellediğini, kuruma faydadan çok bugün baktığımızda artık zarar getirdiğini düşünüyorum. Bu birinci benim bu konuda ortaya koymak istediğim bir fact. Oraya bir İkincisi, araya girebilir miyim? Bir şey buyur, soracağım. tabii ki, tabii ki, tabii ki. Orada ben de çok takılıyorum o KPI'lere. Ben de gerçekten sektörde biri olarak nefret ediyorum. Burada KPI'yi mutlu müşteri olarak koymamız gerekmez mi? Yani nasıl mutlu edildiğinin tarifini yapıyor regülasyon veya kurumlar. 80'e 20 kuralı işte, biraz da bütçesel nedenler falan, ama yani sen o KPI'yi tuttursan bile çok mutsuz bırakabiliyorsun müşteriyi. Veya müşteri deneyiminde çok geri dönülemez
yaralar açabiliyorsun. Mutlu müşterinin tarifini yapmamız lazım sanırım, değil mi? Nasıl mutlu ederim? Yani sektöre göre, müşterisime göre nasıl bir müşteri deneyimi kurgulamalıyız? Tabii ki herkesi mutlu etmek olasılıksız yani. Ama sonuçta verdiğin hizmetin belli bir kalite standardı olması lazım. Ama o bence 80'e 20 değil, 70'e 30 değil. Yani öyle bir tarif doğru değil. Şöyle ifade edeyim Serdar. Şimdi aslında belki de yani çağrı merkezlerinin yola çıkışı farklıydı. Bugün geldiği nokta farklı. Belki bundan dolayı da aslında bu KPI'lerin değişmesi gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor. Buradaki zorluk şu. Birinde tasarrufu ya da maliyeti ölçebiliyorsun. Getiriyi ölçmek, ürün bazlı getiriyi ölçmek, segment bazlı getiriyi ölçmek. Yani o çağrıda işte %20'sini 5 dakika bekletmek yerine 1 dakika bile bekletmeden, hatta 3 çalmada cevapladığın zaman buradan ne fayda elde ettiğin, şirketine ne getiri sağladığının hesabı daha zor. Daha sofistike bir hesap. Dolayısıyla getiriyi hesaplamak zor olduğu için biz genelde tasarrufta daha kolay olan KPI'yi tercih ediyoruz. Bugün müşterileri segmentlere ayırmak her kurumun yapabildiği bir şey değil. Kolay da bir şey değil bu arada. Hani ilk başta işte gelirine göre, satın alma eğilimine göre diyoruz ama biraz daha derinleşince işin oldukça kompleks bir şey olduğunu görüyoruz. Mesela buraya daha fazla derinleşmek yerine herkese aynı servis level'ı basıp geçebiliyoruz. Dolayısıyla bence bu, hani yine onu söyleyeceğim. Bu pandeminin bizi nasıl evlere zorladıysa, bizim de kendimizi bir rahatsızlık, hastalık, zorlayıcı bir şey beklemeden kendimizi bu challenge'larda ya da bu zorluklar noktasında biraz daha zorlamamız gerekiyor ve bunları oldurtmamız gerekiyor. Çünkü bunların aslında doğru yaklaşımlar olduğunu hepimiz biliyoruz ama bunları bir türlü hayata geçiremiyoruz. Dolayısıyla biraz daha dayanıklı mı olmamız lazım, dirençli mi olmamız lazım? Getiriyi ölçelim, segmentasyonu yapalım. Evet zor ama bunun üzerine yoğunlaşalım ve herkes hak ettiği ya da her müşteri hak ettiği ya da hak ettiğinden daha fazlasını alabilsin. İşte müşteri deneyimine giden yolculukta bence bu KPI setlerinin bir kere daha gözden geçirilmesi çok elzem. İkinci şeyi de Serdar izninle söyleyeyim, izin varsa. Tabii bizim ismimiz özellikle bankalarda, sen de çok bankayla çalışıyorsun. Ben de eski bankacıyım, oradan hatırlarsın. Alternatif dağıtım kanalı diye geçiyordu. Alternatif dağıtım kanalı da ne demek? Ana dağıtım kanalı değil. Yani ana satış yaptığın, ana hizmet verdiğin, ana deneyim yarattığın kanal değil. Hani alternatif. Yani küçük bir Kıyıda ara, kalmış. Küçük şurada. kıyıda kalmış. İşte şikayetleri cevaplayan, bir takım hizmet ihtiyacı varsa onları dinleyen. Fakat bugün geldiğimiz noktada hikaye değişmeye başladı. Ana dağıtım kanalı haline geldik. Şimdi bu pandemiyle birlikte hani ana dağıtım kanalı ismini internetle birlikte çağrı merkezlerinin farklı medyalar kullansak bile, yani sosyal medyada bunun bir parçası olacak, tabii ki chat de bunun olacak, botlar da bunun olacak. Hani medyaları, kanalları geçiyorum ama ana dağıtım kanalı haline geldiğimizi söyleyebilirim. Bence internet ve telefonun ya da çağrı merkezi olgusunun artık geldiği nokta bu. İnsanlar dijitalden hizmetini alacaklar. Bir sorun yaşadıklarında ya da bir yardıma ihtiyaç duyduklarında da işte bizim gibi merkezi yapılara ya da işte sizin gibi bir takım self-service hizmetlere ihtiyaç duyacaklar. Bugün ben hep o tarifi yapıyorum. İşte bugün herhangi bir Adidas marka ayakkabıyı mağazadan aldığınız zaman iade süreci, yine mağazaya gidiyorsunuz. Ama bunu e-ticaretten aldığınız zaman o zaman bambaşka bir reverse bir iade süreci başlıyor ve orada mağaza yok. Orada telefon var, lojistik hizmeti var, chatleşmek var, telefonda görüşmek var, tekrar randevu almak var. Dolayısıyla bütün hikaye değişiyor. Bunu iyi okumamız lazım diye düşünüyorum. Yani kurumlarımızın bazen şöyle diyor, ya siz çağrı merkezleri de ne kötü hizmet veriyorsunuz. Arıyoruz, arıyoruz, ulaşamıyoruz. Ama bu genelde bizim inisiyatifimize gelişen bir durum değil, biliyorsun. Yani Şimdi bir kurumlar... soru gelmiş Metin. Tam bunun üzerine. İstersen Buyur onu da buyur, estağfurullah. Ben pandemi uzatmayı severim. sürecinde yok Biraz gayet o güzel yüzden keyifli kesmedi lütfen. pandemi sürecinde
tüketicilerin e-ticarete olan eğilimi ciddi anlamda arttı demiş Didem Hanım. Evet. Ama e-ticaret şirketleri bu yoluna hazır olmadıkları için birçok aksaklık yaşandı. Call center'lar ulaşılamaz hale geldi. Siz nasıl önlemler aldınız? Yeni normalde call center süreçleri nasıl evriliyor? Yani bu birazcık konuştuk. Birazcık da hani senin söylediğin şeylerle alakalı olduğu için e-ticaretle ilgili. Yani şu anda birçok e-ticaret müşterimiz var. Hani senin özellikle. Evet. Biraz da yani ne gibi önlemler aldınız ama ne yapacaksınız? Yani bu Ya çünkü geri dönülemez şekilde bu e-ticaret olayı büyüdü. İnanılmaz bir şekilde de büyüyecek. Rakamlar artacak. Onlardan da istersen bahsedelim birazcık. tabii ki. Yani gerçekten tabii bir anda bir şeyler oldu. Yani işte birkaç makalede de okumuştuk. E-ticaret liderlerimiz, genel müdürlerimizin işte 7 yılda yapacağımızı 7 ayda yaptık gibi ya da işte 7 Evet. haftada. Hani gerçekten bu tabii bütün iş planlarının, bütün büyüme modellerinin üzerinde bir şeye yol açtı ve bir anda yol açtı. Oysa o dönemde soruyu soran ya da yorum yapan arkadaşımız çok haklı. Ciddi aksaklıklar yaşadık. Müşteri hizmetlerinde yaşadık, ürün bulmada yaşadık, ürünün teslimatında yaşadık, her noktada yaşadık. Ama ben şunu gördüm, hani onu da çok yine yiğidi öldür hakkını yeme derler ya, ben bazen e-ticaret firmalarımızla ilgili eleştiriler görüyorum, çok da haklı eleştiriler ama herkes var gücüyle bu kapasiteyi, bu Evet, canla süpermarket başla çalıştılar. zincirinde de oldu, bizim şimdi süpermarkette 4-5 süpermarket şirketiyle de çalışıyoruz. Ya insanlar gece gündüz demeden çalıştı. Ben gözlerimde buna şahit oldum. Bir kısmına da biz de destek olmaya çalıştık. Siz de olmaya çalıştınız. Sizleri de biliyorum. Ama kolay bir yolculuk değildi. Bugün baktığım zaman ama en azından her şey ufak ufak kontrol altına alınmaya başlıyor. Yani sadece çağrı merkezi, müşteri hizmetleri, ürün, kategoriler vesaire değil. Lojistik anlamda da iyileşme. Yani aşağı yukarı benim gördüğüm kadarıyla 2-3 haftadır ya da yaklaşık bir aydır biraz daha keyif almaya, e-ticaretteki o şeyde hızlanmaya, aksaklığın azaldığı bir döneme girmeye başladık. Bundan sonra daha güçlü de bir takım planlar, programlar yapıldığını biliyorum. Dolayısıyla e-ticaret için şunu söyleyebilirim. Hani onlar adına konuşmayayım, ben sadece hizmet veren taraftayım ama hani bir uzun yıllarda çalıştığımız için bence çok zorlandılar. Ama şu anda kontrol altına alındı. Ben bu yıl bitmeden de müşteri deneyiminde tekrar o arzu edilen üst seviyelere çıkma konusunda da bütün e-ticaret firmalarımızın çok ciddi adımlar atacağını biliyorum, öyle söyleyeyim. Ben çok trajikomik bir örnek vereyim. Yani e-ticaret aslında hayatımda Bilmem da var. Serdar, sen ne gözlemledin, sen ne yaşadın ya da yaşıyorsun? Ya ben de aynı fikirdeyim. Yani e-ticaret artık geri dönülemez şekilde 70 yaşındaki Süleyman amcanın telefonuna bile girdi. Artık o derecede hayatımızın içinde. Ben çok basit bir örnek vereyim. Yani evimize yakın bir büfe, şarküteri gibi bir yer. 3 tane motosiklet alıp 3 aylık cirosunu bir haftada yaptı. Aslında o da e-ticarete geçti. Yani kendi alanında. Sonuçta konvansiyonel yöntemle yaptığı satışı telefon üzerinden yapmaya başladı. Yarın öbür gün bizden bir bot isterse de şaşırmayacağım. Yani bize bir bot yap, botumu oradan sipariş alayım dersek çok yakında bu tür şeyler başlayacak. Dolayısıyla bunlara hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum. Bir Emre şey Bey bir şey sormuş. ekleyeyim Tabii. Serdar, bir şey ekleyeyim. Biraz önceki hani sizler nasıl hazırlık yapıyorsunuz sorusuna. Tabii bu işte ana dağıtım dedik ya, yani alternatif dağıtım kanalından ana dağıtım kanalı. Bir taraftan da bilmiyorum sen gözlemliyor musun? Benim öyle ciddi bir gözlemim var. Bu 1 Haziran'da normalleşmeyle birlikte tabii etrafı alıcı gözüyle bakmaya çalışıyorum. Çünkü ekonomi, hani çarklar dönüyor mu? Arzu ettiğim seviyede gidiyor muyuz? Ülke olarak bir defa nasıl gidiyoruz diye. Ya çok iyi manzaralarla karşılaşmıyorum, açık söyleyeyim. Gittiğim AVM'ler hala bomboş. Evet. Restoranlar hala eski doluluklarına Var. kavuşmadılar. Bunun tabii
iki şeye etkisi olabilir. Hani birisi okullar kapandı. İnsanlar belki de hani İstanbul'u ya da büyük şehirleri terk ettiler. Onun etkisi olabilir. Ama bir taraftan ben kendi frekansıma bakıyorum ya da eşimin, çocuğumun. Onlar da eskisi kadar gitmiyorlar. Evet. Şimdi bu da şunu beraberinde getirebilir Serdar. Yani mağazalara, AVM'lere, dükkanlara eskisi kadar çok gitmeyeceksek o zaman işte bizim gibi çağrı merkezlerinde buna hazırlık yapması Evet. lazım. Çok Yani doğru. biz acaba sanal mağaza olabilir miyiz? İşte görüntülü bir takım hizmetler vermek, sanal mağaza kavramını ayağa kaldırmak bizim için anlamlı bir katkı sağlama noktasında anlamlı bir hizmet olabilir mi? Buralara bakmamız lazım diye düşünüyorum. Ben dediğim gibi eğer biz gerçekten o mağazanın, şubenin, abone merkezinin biraz daha rolüne oynayacaksak işte o zaman o KPI setlerini tamamen değiştirmemiz lazım. Bugün hiçbir mağazada, hiçbir şubede sen yani bir satıcıya sen bu müşteriyle sadece 2,5 dakika vakit geçireceksin, 3. dakika yapmayacaksın denmez. Nasıl bu denmiyorsa çağrı merkezlerinde de o KPI setlerin o doğrultuda, o gerçek hani ya da o hani o anlayışla tekrar gözden geçirilmesi lazım. Dolayısıyla hani ben mesela video hizmetlerinin yine anlamlı bir şekilde hayatımıza gireceğini düşünüyorum. Sizin tarafla bağlantılı olarak da tabii bu yoğunluğu beraberinde getirecek. Yani bu hani ana dağıtım kanalı, mağaza, şube vesairelerin bir parça da olsa yerini almak zorunda kalmak büyüme demek. Bu büyümelerde de işte yine hizmetlerin ürün bazlı çeşitleneceğini ve değişeceğini düşünüyorum. Daha basit ama sıkça volüm yaratan çağrıların biraz daha yapay zeka yoluyla, ses teknolojileri yoluyla, robotlar yoluyla çözüleceğini, daha sofistike tarafta da yine insan kullanımına devam edeceğimizi, şikayet, hayal kırıklığı gibi noktalarda yine insan kullanmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. İşte orada da bizim aslında çağrı merkezi olarak daha bizim de profilleri gözden geçirmemiz gerekecek. Yani belki alacağımız insanların profilleri değişecek. Bizim onları eğitme, işe hazırlama, daha donanımlı hale getirme noktasındaki araçlarımız ya da çözümlerimiz ya da yatırımımız farklılaşacak. Ama kesinlikle bizim tarafta daha sofistike, daha olgun, daha donanımlı insan gereksinimi var. Biz de herhalde buralara yine önümüzdeki dönemde ağırlık veriyor olacağız. Peki insan gereksinimi demişken bir soru daha gelmiş. Ev ofis çalışmalarında özetle Emre Bey'in sorusu, iş motivasyonunu, şirket kültürünü ve değerlerine bağlılığı konularında sıkıntı yaşanabilir mi evden çalışmayla? Liderleri daha az görmek, bütünlüğün sağlanması açısından zorluk yaratır mı? Rol model veya ekip arkadaşının destek alma gibi konularında yan yana çalışmamak, kısaca Emre Bey diyor ki yan yana çalışmamak, Tabii. Liderlerin etkisini azaltır mı? Ekip arkadaşındaki gelişime engeller mi gibi güzel bir insan kanalı ilgili. Özellikle çağrı merkezlerinde çokça 6 Evet. bin kişi var. Hepsi genç arkadaşlar. Hepsi rol model alıyor belki. Hepsi kariyer planlıyor. Tabii. Onlarla ilgili ne düşünüyorsun? Biz bir anket yaptık. Şöyle bir şey çıktı. Sonra da hani ne düşündüğüme geleyim. %30-35'i arkadaşlarımızın ofise dönmek istiyordu. Geri kalanı ev ofis karışık ya da sadece evden çalışmak istiyordu. Dolayısıyla bir tarafta böyle bir şey var. Çok ses geliyor mu bir yerde? Yok, Gürültü var. gayet iyi. Okey. Dolayısıyla %35'i arkadaşlarımızın ev koşulları, yani iki tane sebep var bunun Serdar. Bir tanesi insanların evlerindeki koşullar evden çalışmaya müsaade etmiyor. Doğru. Yani evin metrekaresi, evin internet altyapısı, evin içindeki insan sayısı, çocuk sayısı, bütün bunlar işi zorlaştırıyor. Yani bunun mağdurları var açıkçası. Evet. Yani biz kendi ekibimizde hani ütü masasının üzerinde Çalışanlar var. bilgisayarını çalıştıran arkadaşlarımıza sonra masalarını gönderdik ettik ama yani bu senaryoları yaşadık. Ankette de bunlar çıkınca ya da yöneticilerimiz üzerinden
bu zorlukları duydukça da bunu çözmeye gayret ettik. Ama bir ev koşullarının müsait olmaması hadisesi var. İkincisi de neticede genç insanlardan bahsediyoruz. Ve bu genç insanların ne yazık ki bugün baktığın zaman gelir seviyeleri Hüseyin Bey'im gibi bir durumda değil. Çünkü bunlar gencecik insanlar. Kariyerlerin ilk basamaklarında öyle çok hatırı sayılır ücretler almıyorlar. Dolayısıyla bütün sosyalleşmesini dışarıda yapmak zorunda kaldığı zaman o ekibimiz diyeyim ya da hani ben de müşteri temsilcisi olarak başladığım için kendimi de oraya koyabilirim. Bu kolay bir şey değil, bu çok maliyetli bir şey. Yani ben bile bugün işte bir kebapçıya ya da bir balıkçıya giderken iki kere düşünüyorsam hani benden daha genç ve daha az kazanan insanların durumu bunu 4 kere düşünmeyi gerektirir. Ama iş yerinde bunların hepsi zaten hani ulaşılabilir durumda. Ve bunun için hani bir bedel alınmıyor. Genç insanlar genç insanlarla orada buluşuyorlar. Ben mesela geçenlerde biz de birbirimizi 2 aydır herhalde görmüyorduk. Geçen gün şirkette bir buluşma yaptık. Herkesi çok özlemişim. Evet, Yani değil mi? gerçekten böyle ayrılmak istemedik yani. Dolayısıyla yani sosyalleşme hepimiz için hem maddi anlamda dediğim gibi zorluk yaşayan arkadaşlarımız açısından şirkette sosyalleşmek daha kolay. Ama herkes için sosyalleşmek önemli ve gerekli. Fakat bunun işte doğru esansını yaratmamız gerekecek. Yani hangi oranda ne kadar? Biz onu şöyle tarif etmeye başladık şirket içinde. Bir defa bu %100 hikayesi zaten kalıcı değil. Yani Tabii ki. bu dönemin şeyi. Biz bakmayın acaba normalleşme noktasında hani bizim şeyimiz şuydu bir görelim ne olacağını. Sayılar biraz artmaya başladı. Bu bizi kaygılandırdı. İkincisi yine çağrı merkezlerinde bizde de yaşandı. Mesela eğitim sınıflarını eğitim fiziksel ortamda yapıyoruz. Şirketimizin içinde yapıyoruz. Yeni işe girişlerin eğitimleri. Bu eğitimlerde mesela COVID Online'a vakası mı çıktı. taşındı? COVID yok. İlk eğitimlerde Ha, ilk eğitimlerde. tam online yapamıyorsun Serdar. Yani tam online gittiğin zaman yetmeyebiliyor. Yetmiyor. Yeterli olmayabiliyor. İkincisi bazı müşterilerimizin de böyle talepleri var. Yani o da eğitmenini gönderiyor. Donanımlı bir eğitim süreci var. Bir kısmını ofiste vermen gerekiyor. Ve mesela korona vakalarına rastladık. Bir arkadaşımız sınıfta 2-3 arkadaşını şey yapınca biz bir anda lokasyonu kapatmak zorunda kaldık. Dolayısıyla bugün hani bunun nasıl diyeyim yani buralarda dikkatli olmamız gerekiyor. Bir de Dolayısıyla oturma bunu düzeni de olamayacak herhalde Metin. bir şey daha söyleyeyim. Bir de şimdi bu yaz sonunda tekrar herkes illere dönüp okullar başladığı zaman, herkes tekrar yaz tatillerinden dönüp işlerine başladığı zaman sayılar nereye ulaşacak? Bunu da görmemiz gerekiyor. Şimdi bütün bunları görmeden etmeden hadi ofislere dönüyoruz diyemezsin bu bir. İkincisi ama %100 evde kalalım da diyemeyiz. Çünkü dediğim gibi bu sosyalleşme ihtiyacı insanların artık evlerde zorlanması gibi durumlar var. Biz herhalde bence bu yıl sonuna kadar böyle kalacağız. Bu arada hani bütün çağrı merkezleri derneği olarak da bunu konuştuğumuz için biliyorum. Böyle kalıp manzarayı gözlemleyeceğiz ama ufak ufak böyle %30, %40, %20 civarında bir ofis dönüşümü kalanında evde olduğu bir dünya hayal ediyoruz. Yani bizde en mantıklı, rasyonel, çalışanın ve işverenin istediği KPI'ların bozulmadan müşterilerimize verilen taahhütlerin devam ettiği ve en önemlisi iş sürekliliği anlamında da işte burada mesela yaşadık onu evlere geçiş çok zordu. Şu anda bu aslında birbirini yedekleyen bir sistem. Böyle bir modelin işte 30'a 70 Onu soracaktım. 30 30 işte 70 evde mi gibi olur evet yoksa? ve bunun dönüşümlü oldu. Ama şunu ayırıyorum buradan. Anne olan, çocuk bakan, engelli arkadaşlarımız ya da bir şekilde ailesinde bakıma muhtaç olan arkadaşlarımız onların sayısı nispeten az. Onlar belki de %100 evde kalmayı tercih edecek. Biz de buna müsaade etmeye çalışacağız tabii ki. Ya böyle canlanıyor gözümde açık söyleyeyim Serdar. Bilmiyorum ben yani sen ne gözlemliyorsun? Sizin şirkette durum nasıl? Yani
Tabii bizim sektör sizden biraz farklı. Bizde çok büyük oranda evden çalışmalar geleceğini düşünüyorum. Özellikle bu regülasyon desteklerse devlet, hani kart basma olaylarının falan, teknoloji şirketlerinin birçoğunun, birçok kadrosunun, özellikle genç yazılımcılardan kurulu olduğunu düşünecek olursak, biz sadece evden de demiyoruz, yani her yerden diyoruz. Yani Hindistan'dan, Ukrayna'dan, Amerika'dan, Bodrum'dan, adam Fethiye'den. Fethiye'den, adam memleketine gitmiş Artvin'den. Yani çok çada talep var. Dolayısıyla buradan genç yazılımcılara da birçok hevesli yazılımcıya da duyuralım. Bu alan çok gelişecek. Yani yazılım dünyasına bence birçok kişinin kariyer planlaması gerekiyor. Teknolojinin bu senin dediğin hibrit modelle beraber çalışacak ve müşteri deneyimini o bölüm üstlenecek. Bu arada zaman da sonuna geliyoruz Metin. Çok da keyifli oldu. Tabii seninle sohbet bitmiyor. Bizim sosyal yaşantımızda da biz çok konuştuğumuz iki insan olduğumuz için. Bir şey söyleyeyim. Buradan birazcık son tavsiyelerin neler yapması lazım? Tamam, o tavsiye niteliğinde aslında Evet. sonra. Ya bizim dünyamızla ilgili konuşayım ben. Dediğim gibi bu hani deminden beri aslında tavsiyelerimizi ve gelecek hayallerimizi, beklentilerimizi ya da planlarımızı konuşuyoruz. Ama mesela bizim bu yapay zeka insan hibriti konusunda bir üçüncü parçaya ihtiyacımız var Serdar. O da süreç danışmanlığı. Yani güçlü bir, yani müşteri deneyimi uzmanı olan ve bu hibriti doğru noktada birbiriyle entegre edecek bir süreç danışmanlığı. Dolayısıyla bence bizi bugüne kadar belki de zorlayan noktalar bunlar oldu. Ama bence önümüzdeki dönemde ya siz ya biz ya birlikte, hani siz Evet. derken teknoloji şirketli olarak sizler ya da biz BPO'lar olarak bizler ya da hep birlikte bu alanlara da yatırım yapacağız diye düşünüyorum. Yani bizde o danışmanlık, o süreç danışmanlığı yaklaşımı olmadan tam da o arzu ettiğimiz, hayal ettiğimiz, yani hem maliyetin optimize olduğu hem deneyimin yüksek kaldığı ya da daha da yükseldiği bir yapıyı kurmak çok kolay olmuyor. Dolayısıyla belki bu konuyu da hani gündemimize almamızda yarar var diye düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum Özellikle sen ne düşünüyorsun bu konuda? ben de aynı noktadayım. Yani ne bileyim bizim bir tane üründen örnek vereyim. Speech analytics diyoruz. İşte sizin belki birçok yaranıza derman oluyor. İşte birçok veriyi anlamlı hale getiriyor. Çağrı merkezini analiz ediyor. Ama müşteri deneyimiyle ilgili bir süreç tasarımı doğru yapılmadan o tool'u kullanmak da anlamsız kalıyor. Yani o tool'dan beklentilerini çizmen lazım, süreci çizmen lazım. O tool'dan aldıklarını uygulaman lazım. Uygulamadığın zaman da, o süreci tamamlamadığın zaman da hani verim aldın veya biz bundan şu kadar getiri sağladık diyemiyorsun. Aynı şekilde botlarda da senin dediğin şeye değineceğim. Süreci iyi tasarlamadıktan sonra biz %100 anlasak da hiçbir işe yaramayacak. Yani evet anlıyoruz da arkadaki süreci bitiremiyoruz. Yani müşteri memnuniyeti sürecini bitiremedikten sonra biz sadece anlamakla kalırız. Müşteri yine HR merkezinde mutsuz, mağazada mutsuz, teknolojide mutsuz. Ya bana göre zaten hani dağıtım kanalı diye bir şey de kalmadı. Hani tek dağıtım kanalı. Yani müşteriye, müşteri memnuniyeti dağıtım kanalı diye bakıyorum ben. Müşteri odaklı. Dolayısıyla ortak paydada herkesin buluşması gerektiğini düşünüyorum. Okey. Başka? Senin Valla var mı çok... eklemek istediğin ya da dinleyenlerimize ya da bizlere tavsiyen Serdar? Ben de sana bir soru sormuş olayım. Sana doğru şey yapmayayım. Sen konuşmayı seviyorsun. Şimdi hiç Ya konuşturmadık seni. bir dahakinde de Şey ben olmasın misafir ya. olurum. Çok güzel Tamam. geçti. Çok güzel geçti. Bence izleyenler de keyif almıştır Metin. Özellikle pandemi sürecinde müşteri hizmetlerinin teknolojiyle kullanımı ile ilgili bence çok güzel bilgiler ben de kendi adıma söyleyeyim. Senden edindim. Benim tavsiyem de işte teknolojiyle insanı doğru bir müşteri ekseninde buluşturmak. Yani aynı şeyleri konuşmuş olacağız. Bizim teknolojimiz de korkutucu değil. Bazen öyle bir şey vardı. Artık gerçi bu pandemiyle beraber o da ortadan kalktı da gerçekten yapay zeka veya bağlı teknolojileri
insanları yok etmiyor. Yani veya insanları ortadan kaldırmıyor. Yani sonuçta insanlarla barışık bir şekilde güzel bir müşteri deneyimi yaratıyor. Bunun çok da örnekleri var şu anda bankalarda, e-ticarette. Dolayısıyla kimse korkmasın diyorum ben son mesajım olarak. Teknolojiden korkmayın. Bu arada çok güzel, sevdiğimiz ve tanıdığımız arkadaşlarımız da dinlemişler, bize mesajlar göndermişler. İşte Burak, Emre, Ömer görüyorum burada. Hepsine çok teşekkür ediyorum ya. Bu böyle güzel bir zamanı bize ayırdıkları için de tüm dinleyicilere çok çok teşekkür ediyorum. Serdar, sana da teşekkürler güzel nazik davetin için. Asıl ben Ama teşekkür ederim. Tatilde böldük seni. Bana bir Borçlandın. yemek borcum var, onu söyleyeyim Tamam. yani. Sen şimdi şortun altındadır tahmin ediyorum. Altında bir şortun vardır. Direkt Yani kulaklığı o çıkarıp detaylara denize girmeyeceğim. doğru. İnşallah, inşallah. Herkese çok güzel, keyifli bir gün olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, Sağ olun. çok çok teşekkürler. Görüşürüz. Herkese iyi günler katıldıkları için. Sevgiler. Bay bay.